Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Orbital Yayınları ÖSYM Sınav Analizi kitabından elektroliz konusundan çıkmış soruları ve çıkması muhtemel soruları birlikte detaylı çözümlerini yapacağız. Daha önceki videolarımızda kimya ve elektro ünitesinin diğer kısımlarıyla ilgili çıkmış soruları çözmüştük ve detaylı şekilde analizlerini yapmıştık. Şu an elektroliz kısmından çıkmış soruları birlikte analiz yapacağız. Son 10 yılda elektroliz ve korozyon kısmından 4 soru çıkmış. Bunlar ise genellikle e, Q eşittir I çarpı T yani Faraday kanunları ile ilgili sorular üzerinde çok durulmuş. Bir tane de korozyon sorusu sormuşlar. Daha sonra ya çıkarsa kısmımız var. Burada ise çıkmasa muhtemel benzer soruları hazırlamışlar. Bunlara çözeceğiz ve en sonda yeni nesil çıkarsa bölümümüz var. Burada ise yeni tipten soruları birlikte çözümlerini yapacağız. Evet, çıkmış soruların ilki 2019 AYT sorusu. Korozyon sorusu. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi tuzlu su çözeltisi bulunan A kabına demir çivi, B kabına ise kaynak yapılarak çinko şerit tutturulmuş demir çivi bırakılıyor. Evet, A kabında sadece demir çivi var tuzlu suyun içinde. B kabında ise tuzlu suya bir çinko şerit tutturulmuş şekilde suya konulmuş. Yeterli süre beklendiğinde A kabındaki demir çivi paslanırken B kabındaki demir çivinin paslanmadığı gözleniyor. Demek ki A kabı paslanmış. Ama B kabı paslanmadı. Paslanma yok. Niçin yok acaba? Evet, bakın burada demirle çinkoyu biz kıyaslayalım. Aktiflik bakımından hangisi daha aktiftir? Tabii ki çinko aktiftir demirden. Aktif olduğu için yükseltgenmeye daha istekli. Demek ki çinko yükseltgenmeye istekli olduğu için mecburen ilk evvela çinko yükseltgeniyor. Çünkü daha aktif. Elektron vermeye daha yatkın. Zaten paslanma istedik. Ne demek paslanma? Paslanmanın manası metalin yükseltgenmesi. Metal orada yükseltgenir. Çünkü demir paslandığı zaman demir oksit oluyor ya, demir oksitteki demirin yükü kaç? Artı 2. Demek ki demir sıfırdan artı 2'ye yükseltgenmesi demek, paslanması yani oksitlenmesi demek. Yani bütün paslanma tepkimelerinde ve bütün yanma tepkimelerinde element yükseltgenir. Çünkü oksijen iyi bir yükseltgeyicidir. Hangileri doğrudur? 1- ee, paslanmasının sebebi, demir yerine çinko metali yükseltgenmiştir. Tabii ki çinko, çinko daha aktif olduğu için demir yerine öncelik kazanıyor. Öncelik çinko paslanıyor, yükseltgeniyor yani. Bütün çinko bittikten sonra sıra demire gelir. Bir, doğru. İki, demir metali çinkodan daha aktiftir. Hayır, tam tersi. Çinko daha aktif ki o yükseltgeniyor. 3 çinko şerit kurban elektrot olarak da aranmıştır. Bu da doğru çünkü Çinko'nun paslanması önemli değil. Benim için demirin paslanmaması lazım. Demirin paslanmasını önlemek için ben çinkoyu kurban seçtim. O paslansın. O yükselirken çinko korunsun, demir korunsun yani çivi korunsun. Bu olayı gemilerde ve bazı araçlarda paslanmasını istemediğimiz bölgeleri çinko ile kaplayarak veya çinko tutturularak çinkonun yükselkenmesi metal gövdenin paslanmaması sağlanıyor. Yöntemimiz bu şekilde. Cevabımız 1 ve 3 D şıkkı. İkinci sorumuz Faraday kanunlarından bir soru. 2019 AYT'de çıkmış bir sorumuz. Geçen sene. Yeterince magnezyum sülfat içeren sulu çözelti 5 amperlik bir akım kullanılarak. Bu I A, akım. 9.65 saat T süre elektroniz edildiğinde katotta kaç gram magnezyum metali birikir? Evet. Formül. FUİT. Yani yük eşittir. Akım çarpı süre. Burada akımın birimi amper olmalı. Sürenin birimi saniye. Amper çarpı saniye biz kulomb diyoruz. Burada süremiz saat. Ben saati saniye çevireceğim. Akım zaten 5 amper. Çarpı 9.65 saat. Ben bunu 60 ile çarparsam dakika olur. Bir daha 60 ile çarparsam saniye olur. Bunun sonucu 9650 çarpı 18 yapar. Birimimiz de kulomptur. Şimdi ben bu kulomp birimini mol birimine çevireceğim. İlişkimiz 96500 kulomba ben ne isim veriyordum? 1 mol elektron diyordum. 96500 kulomp 1 mol elektrona karşılık geliyorsa 9650 çarpı 18 kulomp kaç mole karşılık gelir? Buradan 1.8 mol elektron yapar. Elektronumuz 1.8 mol'dür. Şimdi ben elektronun mol'ünü buldum. Geldik metalin mol'ünü bulmaya. İlişkimiz öncelikle magnezyum sülfat iyonlaşacak suda. Magnezyum artı 2 ve sülfat eksi 1 iyonları verecek. Su da iyonlaşıyor. H artı ve OH eksi iyonlarımız var. İki tane katyonumuz var. Bunlar katoda gider. Katoda yani magnezyum 2 yüklüydü. Ben e, yükseltgeme isteği fazla olduğu için ama indirgeme isteği az olduğu için ben burada zorla indiriyorum. 2 elektron alarak daha pasif olduğu için mg üzeri 0'a bu indirgendi. Çünkü yükseltgenme isteği fazla. Aslında indirgenmek istemez. Ama ben elektrik verdiğim için olayın tam tersi oldu. Daha isteksiz olan önce indirgendi. Magnezyum daha isteksiz indirgenmeye karşı. Ben zorla indirgediğim için magnezyum burada indirgeniyor, sıfırlanıyor. Ve ilişkimiz 2 mol elektronuna karşılık 1 mol magnezyum ilişkiyormuş. Benim elektronun molünü bulmuştum. 1.8 mol elektron değerden geçiyordu. Yarısı kadar 0.9 mol Magnezyum birikir. Bana kütlesini sorduğu için mol kütlesi 24 çarpı 24 dersem 21.6 gram magnezyum elemental halde birikmiş oluyor. Cevabımız C şıkkı oldu geldik üçüncü sorumuza. 2017 LYS'de çıkmış bir soru. Bu sefer tersten gideceğiz arkadaşlar. Yine e, Faraday kanunlarımız var. Bir AgNO3 çözeltisinin elektrolizi ile 0.648 gram Ag'nin biriktirilmesi için elektroliz devresinden kaç dakika süreyle 0.965 amperlik akım geçirilmelidir? Bakın burada sorulan ne? Süre eşittir kaç dakika? Verilenler: amper akım I Buradan kuitten Q lazım. Miktar. Ben bunu mole çevireceğim. Ve e, gümüşün molünden elektronun molüne geçiş yapacağım. Bu acaba kaç moldür? Mol kütlesi 108 olduğu için e, ben bunu 108'e bölersem 0.006 mol yapar. Demek gümüşüm bu kadar mol. Bu AgNO3 iyonlaşıyor. AgNO3 Ag artı 1 verir ve NO3 eksi 1 verir. Gümüş artı 1 katyondur. Katyonlar ne olur? Katotta indirgenerek sıfırlanır. AG artı birler. Geldik katoda. Bunlar katottan bir elektron alarak AG üzeri sıfıra indirgenerek birikti. Bu biriken madde 0 .06, 0.06 molmüş. İlişkimiz 1'e 1 bir olduğu için 1 mol gümüş birikmesi için 1 mol elektron geçmesi lazım devreden. 0.06 mol gümüş birikmesi için yine aynı şekilde 0.006 mol Elektron birikmesi lazım. Bu yük işte bu. Q. Ama yükün birimi farklı. Yükün iki tür birimi var. Mol elektron, kulomb. İlişkimiz şudur. Mol elektronla kulomb ilişkisi. Bir mol elektron 96.500 kulomba karşılık gelir. Bu 0.006 mol elektron geçtiği için Q'muz da buradan 6 çarpı 9 96.5 e, klomp yapar. Bu da Qit formülünden Q eşittir I çarpı T'ye eşittir. Q'muz 6 çarpı 96.5 klomp eşittir. I 0.965 amperdi. Burada yazıyor. Çarpı T. T buradan 600 saniye çıkar. Birim bir mi saniye. Bunu da 60'a bölersem 10 dakika yapar. Cevabım D şıkkı. Dördüncü sorumuz gayet kaliteli bir çıkmış soru. Faraday kanunları. 300 ml 0.35 molar AgNO3 çözeltisi platin elektrotlar kullanılarak elektroliz ediliyor. Çözelti derişiminin 0.15 molara düşürülmesi için 10 amperlik akım kaç saniye uygulanmalıdır? Bakın burada akım belli. I süre soruluyor. T kuitin. I'sı belli. TSI soruluyor. Ben neyi bulacağım? Q'yu bulacağım öncelikle. Q'yu buradan bulacağım ben? Mol'den. Evet bakın burada mol, molarite var, hacim var. Bakın molaritede düşme var. Değil mi? Niye düşme var? Çünkü harcanmış. Çünkü çözelti elektroliz yapılarak elementlerine parçalanmış. Ben kaç mol bileşik parçalanını bulursam buradan e, gümüşe geçelim. Gümüşten de e, akıma geçelim yükü bulurum ben buradan. Evet, öncelikle çözeltiden şimdi ne kadar düşme var? Bakın, 0.35 molardan 0.15 molara düşmesi için 0.2 molarlık bir düşüş olması lazım. Acaba bu kadar düşüş kaç mole karşılık geliyor? Onu bulacağım ben. Molarite eşittir mol bölü hacimden 0.2 mollük molarlık bir azalma var. Kaç moldür? ...300 mililitre hacim 0.3 litre yapar. Buradan n eşittir 0.06 mollük bir harcama var. Kimden? Çözeltiden. Demek ki AgNO3... ...0.06 mollük bir harcama var. Bu da iyonlaşacak. Ag artı 1 ve NO3 eksi 1 şeklinde. Ve her ikisi de birer elektron alarak ve vererek sıfırlanacak. Yani Ag artı 1'ler bir elektron alınca... AG üzeri sıfıra e, elementel halde birikir. Ve AG ne o? Çünkü kendisi 0,06 molarsa AG artı birler de 0,06 moldür. Bu da 0,06 mol. Hepsi birebir olduğu için e, biriken gümüş de 0,06 mol. Ve devreden geçen elektron da 0,06 mol. Elektron. İşte bana bu lazım. Bu yük. Q. Şimdi yazayım ben formülü. Q eşittir I çarpı T. Benim Q 0.06 mol. Ama buraya mol yazılmaz. Buraya kulomp yazılır. Kulomp ise e, ilişkimiz şudur. Mol kulomba çevirme formülü. 1 mol elektron 96.500 kulompmuş. Buradan biz çeviriyoruz. Burada benim molüm 0.06 mol olduğu için e, yüküm 0.06 çarpı 96.500 yapar bu orantıdan. Bu da 6 çarpı 965 e, ee, kullanımı karşılık gelir. Yazayım. 6 çarpı 965 eşittir. I 10 T kaçtır? Buradan T eşittir. 6 çarpı 965 bölü 10'dan 579 çıkar. Birimimiz ne saniye? Cevabımız A şıkkı. Geldik 5. sorumuza. Güzel bir kaplamacılık sorusu. Elektroliz sorusu. İki tane metal var. X artı 2'den sıfıra indirgeme potansiyeli artı 0.34 volt olarak verilmiş. Y'nin de artı 2'den sıfıra indirgeme potansiyeli eksi 0.12 volt olarak verilmiş. Şekildeki elektroliz devresine de pil yardımıyla 0.46 volttan daha fazla gerilim yapılıyormuş hangileri doğrudur? Bu tip sorularda biz ne yapacağız? Önce biz aktifliklerini kıyaslayacağız veya elektron verme isteklerini, yükseltme isteklerini kıyaslayacağız. Burada e, X indirgenme potansiyeli 0.34, Y'nin indirgenme potansiyeli 0.12. Bize bu neyi gösterir kıyaslarsak? Kim daha indirgenmek daha istekli? X indirgenmeye daha istekli ama kendiliğinden olursa. Y de mecburen yükseltgenmeye daha istekli, tam tersi. Çünkü potansiyel daha küçüktür. O zaman ben aktifliklerini kıyaslarsam aktiflik olarak Y aktiftir, X olduğunu ben görüyorum. Çünkü Y yükseltgenmeye daha istekli, X ise indirgenmeye istekli. Ama ne zaman Kendiliğinden. Yani burada pil olmasaydı biz x artı 2 çözeltisine y'yi batırsaydık y yükseltgenirdi. Yani aşınırdı. x de kendiliğinden indirgenirdi. Bu kendiliğinden bir tepkime. Redoks tepkimesi. Yani eğer kendiliğin biz buna kendi haline bıraksaydık pil olmasaydı burada x e, yüksel, indirgenecekti artı 2'den sıfıra. y ise sıfırdan artı 2'ye Yükseltgenecekti. Çünkü Y burada daha aktif olduğunu biz görüyoruz. Ama burada biz üstüne pil koyarsak bir de tepkiminin tam tersi olur. X yükseltgenir. X eşittir. X artı 2. Pil koyarsak burada istemsiz bir tepkime zorla oluyor pil yardımıyla. Dolayısıyla bunun istekli hali aktif olan Y'nin yükseltgenmesiydi. X'in de indirgenmesiydi. Pasif olduğu için. Ben şimdi pasif olan Metali zorla yükseltiyorum. Ve aktif olan y'yi de zorla indiriyorum. y artı sıfıra indirgenmesi lazım. Ama bakacağız. Kapta x var mı? Var. Peki y artı var mı? Yok. Kapta x artı 2 çözeltisi var. Demek ki bu tepkime olmaz. Peki kim indirgenecek? Yine x artı 2'ler indirgenecek. O zaman bu anot tepkimesi, katot tepkimesinde ise yine x artı x üzeri sıfıra indirgeniyor katotta. Peki nasıl oluyor bu iş? Burada X metalik çubuğu aşınarak X artı 2 şeklinde çözeltiye geçiyor. Ve oluşan X artı tekrar indirgenerek X üzeri 0 şeklinde yerin üzerine birikiyorlar. Niçin? Pil yardımıyla. Ve pil gerilimi 0.46 volt. Yani buradaki ikisinin toplamından daha büyük bir sayı. Onun için reaksiyonu bu ters döndürmeye yeterli bir voltaj. Yani artık bu elektronik zoruyor, Kaplamacılık oluyor. Dolayısıyla X hem yükseltgenir hem de indirgenir. Y artı 2 derişimi artmaz. Çünkü Y'ye bir şey olmaz. Y ancak indirgenmesi lazımdı. Sıfıra indirgenmesi lazımdı artı 2'den. Y artı 2 olmadığı için o da olmuyor. Y'de hiçbir değişiklik olmaz. 2. Y metali X ile kaplanır. Doğru. Çünkü X hem yükseltkendi hem de indirgenerek Y'nin üzerine kaplandı. 3. Y metali aşınır. Hayır. Y'de hiçbir değişiklik olmaz. Cevabımız bursa oluyor. Altıncı sorumuz da Faraday kanunları sorusu. Seri bağlı iki elektroliz kabı diyor. Bakın seri bağlı kaplarda ne aynıdır? Akımlar aynıdır. Akımlar aynı. Yani yükler aynı. Yani devreden geçen elektron molü aynı demek burada. Ne? İki kabın da aynı yani. İlkinde erimiş x 2, ikincisinde erimiş a 3 tuzları bulunuyor. Çizeyim ben şekli. İki tane kabımız var. İlkinde x 2 varmış, erimiş vaziyette. İkincisinde ise a 3 tuzları varmış ve bunlar seri bağlı. Şu şekilde. Bu ikisi birbirine bağlı. Bu ikisi de e, pile bağlı yukarıdan. Şimdi bunlar elektroliz yapılıyor. Ee, derden bir süre akım geçirildiğinde süresi ikisinin aynı olacak. Akımlar burada aynı o zaman, yükler de aynı. Kaplardan birinde 28 gram X toplanıyor burada, 28 gram X toplanmış. Diğerinde ise 9 gram Al. Ne demek? Toplanmış, sıfırlanmış demek yani. X'in atom ağırlığı kaçtır? Bilgilerimiz bunlar. Şimdi öncelikle mol'e çevirebildiğimiz çevirelim. Alüminyum ben çevirebilirim. Alüminyum 9 gram alüminyum kaç yapar? 20 gram alüminyum 1 mol ise 9 gramı 9 bölü 27'den 1 bölü 3 mol Al üzeri 0 yapar katısı. Şimdi denklemleri yazacağım ben. 2 tuzla iyonlaşır. XCl2 X artı 2 ve 2 klor diye iyonlaştı. AlCl3 de Al artı 3 ve 3 klor eksi 1 diye iyonlaştı. Bana bunlar lazım katottaki maddeler, katyonlar lazım. Bunlar katotta indirgenerek sıfırlanıyor. Önce alenin denklemini yazayım ben. Ala şu an artı 3 yüke sahiptir. Nasıl sıfırlanır bu? 3 elektron daha alırsa sıfır yüklü alüminyum katısı şeklinde birikir. İlişkimiz 3 mol elektron dereden geçtiğinde 1 mol alüminyum toplanıyor. Benim elimdeki alüminyum, alüminyum kaç moldü? 1 bölü 3 mol alüminyum birikmesi için 3 katı 1 mol elektron geçmesi lazım dereden. Evet. Neydi bu? Seri bağlı olduğu için elektronların molü aynı. Ee, birinci kapta 1 bir mol elektron dereden geçiyorsa ikinci kaptan da 1 mol elektron geçmesi lazım. Şimdi ikinci kabın denklemi ise x artı 2'ler 2 iki elektron dağılarak sıfırlanıyor. x üzeri sıfıra dönüşüyor. İlişkimiz her 2 mol elektrondan 1 mol x'in birikmesi. Elektronumuz 1 bir mol olduğu için x'imiz yarısı kadar 0,5 mol x birikirdi. 0,5 mol x'imiz de 28 gramsa eması diyor bir molü iki katı 56 gramdır. Atom kütlesi değişik oldu. Faraday kanunları 7. sorumuz. Erimiş MgCl2 tuzu 10 amper sabit akım kullanılarak 965 dakika elektroliz edilmektedir. Bu sürede anotta oluşan klor gazının 27 derecede ve 4.1 atmosfer basınçta ölçülen hacmi kaç litredir? Bakın gazlar da var içinde. P, v, R, N, Öncelikle ben amper I zaman T çarparak Q'yu bileyim ben. Q it. Yalnız amper çarpı saniyeydi. Ben bunu 60 ile la çarpmam lazım ki saniye olsun. Çünkü 1 dakika 60 saniyedir. Q eşittir. I çarpı T diyorum. Buradan I'mız 10 amper çarpı T'miz 965 çarpı 60. Buradan 6 çarpı 96500 kulomp yapar. 1 mol elektron 96500 kulomp 6 mol elektron 6 çarpı 96500 kulomptur. Bu da 6 mol elektrona karşılık gelir. Çünkü 1 mol elektron 96.500 klonttu biliyorsunuz. 6 mol elektrondur. Şimdi denklemi yazabilirim. Burada klor lazım bana. MgCl2 iyonlaştı. Mg artı 2 artı 2Cl 1 diye. Anota anyon gelir. Anotta anyonlar yükseltkenerek sıfırlanır. Klor eksi 1'ler sıfırlanacak. Nasıl? Klorun sıfır yüklü hali Cl2 üzeri sıfırdır. Ve 2... 2 denkleşir ve iki elektron verir yani burada. Bakın ilişkimiz her iki mol elektronu karşılık bir mol klorun geçmesi. 6 mol geçtiği için elektronumuz klorumuzda yarısı kadar 3 mol klor gazı geçmesi lazım. Buldum. Klorun bu molü. N eşittir üç mol. Bu sıcaklık T. Bu basınç P. Ne soruyor bana? V soruluyor. Formülünde PV eşittir RNT denklemi. PV eşittir NRT'den faydalanacağım. Basıncım 4.1 atmosfer. Hacmim soruluyor. N buldum 3 mol. R yerine 0.082 alırım ki çünkü T 273'ün katı değil. 300 Kelvin çünkü 27 derece. Buradan V eşittir 18 litre çıkar. Cevabımız E şıkkı. Geldik yeni nesil çıkarsa tarzı sorulara. Aşağıda XCN sıvısının elektrolizinde dereden geçen yük ve katotta toplanan madde miktarını gösteren grafik verilmiştir. Elektroliz sırasında dereden 1000 saniye süreyle süre 99.65 amper akım I, T, Q'yu bulacağız. Hangileri belirlenebilir? 1. Katotta toplanan maddenin kütlesi. Bakın grafiği toplanan kütleye karşılık yük grafiğimiz var bizim. Ben önce bu tepkimedeki yükü bulacağım ben. Q eşittir I çarpı T'den. Q eşittir I çarpı T yazıyorum. Q eşittir I. 9.65 amper. T 1000 saniye. Buradan 9650 kulomp yapar. Yani şurası. Bakın 9650 kulombun karşılığı 1.2 grammış kütle çünkü. Buldum. Toplanan kütle 1.2 gramdır. Biri bulabiliyorum ben şimdi. 1.2 gram cevabımız. 2. Anotta toplanan klor gazının NK'daki hacmi. Ben şimdi bunun molünü bulacağım. Eğitim molünü. Bakın 96.500 klomp olsaydı kaç mol olurdu? 1 mol eğitim yapardı. 9.650 klomp olduğu için 0.1 mol eğitim yapar. Bana şimdi klor gazı lazım. Klorun denklemini yazayım. Klor eksi bir yükten sıfıra indirgenmesi lazım yükselt gelmesi lazım ve denkleştirirsem 2 klor 2 klor 2 elektron vermesi lazım ki sıfıra yükselt gelsin 2 mol elektrona karşılık 1 mol klor gazı oluyordu benim elektronum 0.1 mol olduğu için klor gazının molü 0.05 mol klor gazı birikir bana NK'daki hacmini sorduğu için e, NK'da 1 mol 22,4 litre olduğu için 0.05 mol kaç litre dersem 1.12 litre bulunmuş olurum yani. 2 de buldum. 3. X, C, L, N sayısı. Bunu bulabilir miyim? Hayır bulamam. Çünkü bunun için X lazım bana. X'in e, molü lazım. Ben X'in kütlesini bilebiliyorum. Molü bu, bulacağım ki ben bunu bulabileyim. Ema'sı belli olmadığı için X'i ben burada bulamam. Molünü bulamam. Yani denklemdeki ilişkiyi bulamam. Yani X'in artı N yüklü N tane elektron alacak ki e, sıfırlansın. Bak bunun molü belli zaten. 0,1 mol. He, bunun da molü lazım ki atıyorum 0,5 mol gibi ilişki bulabileyim ben 0,05 mol gibi. Yani bulayım 2'ye 1 derim o zaman. Yani ben burada x'in molünü bilmiyorum. Gramını biliyorum sadece. Buradan 3'ü olmaz. 1 ve 2 doğru cevabımız D şıkkı. Evet sorularımız bu şekildeydi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.